Şimdi gerçekten cevap vermekte çok zorlandım, açıklamakta çok zorlandım. Güzel bir soru sordun. Hocam bu damarları aldın. Ne oldu? Sor bakayım soruyu. Bir daha nasıl sordun değil mi? Damarları alıyorsun ama bu damarlar hiçbir şeye yaramıyor mu? Yani ne değişiyor vücudunda? Evet, yani ben şimdi alınca işe yarayan damar oradan gidiyor ve zarar görmekten korkuyor insanlar. Dün yine sen mi sordun? Başka bir hasta mı sordu? Aslında endişeyi şöyle anladım. İnsanlar şunu düşünüyor. Normal ameliyatta damar bağlanıyor ve damar düzeliyor. Bizim ameliyatta ise alınıyor. Alınınca ne olacak? Buradaki kan akımı nereye gidecek? Ne olacak? Şimdi onu sana şöyle açıklamak istiyorum. Belki daha bir türlü açıklayacak şekil bulamadım ama. Şimdi normalde bir otoban gibi düşünelim. Şuradan bir geliş yönünde otobanda arabalar geliyor. Bunların dönüp gitmesi lazım geri. Tamam mı? Gitmek için de bu kadar bir otoban lazım. Aynı bu kalınlıkta. Şimdi bizim dönüş otobanı varikoselde çok genişlemiş böyle bir yol var. Hatta bundan iki tane. Çok geniş yollar. Şimdi bu yollar vücuda zarar veriyor. Bizim araba geliyor buradan. Dönüş yoluna bir giriyor. Çok geniş. Nereye gideceğini anlamıyor. Böyle dönüyor, dolaşıyor, dönüyor, dolaşıyor. Bu yol yanlış. Bu damarın olmaması lazım. Damarın genişliğinin 3 milimin altında. 1 milim civarında olması lazım. Atar damar 1 milim. Toplar damarında ince 1 milim kadar olması lazım. Şimdi bizim 3 milim, 4 milim, 5 milim kocaman damarlar olunca kan geri dönerken nereye gideceğini bilemiyor, şaşırıyor ve kan gölleniyor. Bizim bu damarı iptal etmemiz lazım. Bu damar olmayacak ki yine şu eski yolundan, buradan ince yoldan geri dönmesi lazım. Bu ince yollar var. İşte vas deferensin, sperm kanalının etrafında var. Şu yol yanlış. Bu vücuda zarar veriyor, testisi küçültüyor, çok kan biriktiği için içinde. Sperm hücresini öldürüyor ve ağrı yapıyor. Şu büyük yolları biz iptal ediyoruz. İptal edince nereden gidiyor? Eski ufak yoldan, vazın etrafında ufak yol zaten yeterli. Çünkü gelen kan zaten çok büyük bir yoldan gelmiyor. O yüzden de bu yolların alınması, yok edilmesi lazım. Normal ameliyatta, konvansiyonel, herkesin yaptığı ameliyatta yolu tıkıyorlar buradan. Ve şunun zamanla kendi kendine kaybolmasını bekliyorlar. Yine bu gidiyor. Bu yol burada kalmıyor. Normale dönmüyor. Kayboluyor bu. Ama bazen kaybolmuyor diye ben bunu geliştirdim. Ben bu yolu kendim çıkartıyorum. Bu yollar gidecek, bu gidecek, bu gidecek. Yine eskisi kalacak. İnce bir yerden geliş, ince bir yerden dönüş. Atar damar, kan getiren atar damar ince, 1 milim. 1 milimlik bir tek toplar damar kalsa ki o da vas deferensin etrafında var. Bu dönüş için yeterli. Şu büyük damarların yok olması lazım. Eskiden o damarlar büyümeden önce 3 yoldan mı geri dönüyordu? Mesela sende şimdi sağ tarafta böyle bir damar yok. Sadece şu kadar bir damar var. Bunlar yok. Solda bu büyümüş. Niye? Anatomik olarak sol farklı olduğu için. Sağ tarafta geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Senin şimdi solda da öyle oldu. Bunlar artık yok. Geliyor, gidiyor. Bunlar olmaması lazımdı. Evet. Bir kez daha anlatmayı denedim. Yine pek olmadı. Bakalım bir sonraki de anlatmayı denedim. İnşallah başarılı oluruz.